Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye'nin küresel tedarik için eşsiz bir adres olduğunu söyledi. Kayseri Ticaret Odası 2022 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Rifat Hisarcıklıoğlu konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, pandeminin ticarete etkisine değindi. Üniversitemiz Kayseri tarihi açısından önemli bir yere sahip. Aslında hepimizin de bildiği gibi Kayseri binlerce yıllık mazisiyle geçmişte makarı ulema olarak tarihte yerini almış alimler şehridir. Kayseri bugün 5 üniversiteyi bağrından çıkarmış önemli bir şehir. İstanbul, Ankara ve İzmir'i çıkarırsanız 5 üniversite bundan ender şehirlerden biriyiz. Bir elin parmaklarında geçmez herhalde. Erciyes Üniversitemiz Yüksek Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 20 devlet, 3 vakıf üniversite arasında geçtiğimiz yıllara oranla başarı çıtasını yükselterek 48.65 puan ile 8. sırada. Doğru mu hocam? Yanlış bilgi vermiyorum yani. Araştırma üniversitesi oldu. Erciyes Üniversitemizin başarısını saymakla bitiremeyiz. Yellaşımız Türkovak, YÖK tarafından üstün başarılı kapsamında da topluma hizmet ödülü aldı. Yok mu arkadaş? Kıymetli hocalar, dünyanın herhangi bir yerinde olan bir sorun küresel köy haline gelen tüm dünyayı etkiliyor. İnşallah salgınların bittiği bir yıl olur diye temenni ediyoruz. Dünya tedarik zincirindekinde darboğazlar ve bazı emtialara ulaşmada yaşanan zorluklar enflasyonda kontrolsüz büyümeyi ortaya çıkardı. Geçimci mi, kalıcı mı diye de tartışılıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası Fed olmak üzere tüm merkez bankaları enflasyonla mücadele konusunda önlemler almaya çalışıyorlar. Dünyada %2 ile %3 civarındaki enflasyonun kalıcı olacağı öngörülüyor. Küresel hisse ve emlak sektöründe buna bağlı olarak düşüşler olması da öngörülüyor. Geçiş ne kadar yumuşak olursa piyasadaki tepki ve hasar da ölçüde hafifletilecek. Ve gündemimizde bu yıl konuşacağımız en büyük şey enflasyon ve FED faiz artırımları. Ne olacaksınız? %0.10 mu? 0.25 mi? Gündemi meşgul edecek. Üçüncü olarak bir diğer önemli konu ise siyasi, ekonomik ve ticari anlaşmalar. Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaretin devam edip etmemesi konuşuluyor. Edecek gibi de duruyor. Ama Amerika ve Çin ticareti nereye evrileceği ise çok önemli. Tabii bunu bizim açımızdan getirdiği bir takım avantajlar ve dezavantaj riskleri de taşıyor. Rusya ile Ukrayna gerginliği uzarsa tüm dünyayı etkisi altına alacak. Diğer ülkeler arasındaki ticaret anlaşmaları ve gelişmeler ve bir takım siyasi anlaşmazlıklar gündemde konuşacak. Yine bu konular gündemde kalacak. Bir başka konu yine konuşacağımız ki en çok konuşacağımız ve bizi ilgilendiren taraflarından biri tedarik. Dünya ekonomisinde rekabetin adı artık tedarik olmuştur değerli arkadaşlarım. Eskiden rekabette fiyat, kalite, standart ve benzeri gibi konular ele alınıyordu. Şimdi ise rekabette bir numarada tedarik var. İhtiyaç duyduğumuz bir malı bulamadığınız anda bütün başlıklar geçersiz sayılıyor. Bizim meslekte de çok olur. Hacı Bekir, alırım ama şu fiyat, mal var mı? Yok. Yani onun için tedarik çok önemli. Avrupalı bir takım tedarikler daha fazla da ülkemize yönelmeye başladılar. Salgın döneminde coğrafi konumumuz itibariyle Türkiye tedarik avantajlarıyla ön plana çıktı. Bu süreç bize tarihi bir fırsat sunuyor. Önümüzde daha fazla üretim, daha fazla yatırım için coğrafyamızın ve dinamizmin bize sunduğu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Ülkemizin sahip olduğu bu tedarik avantajı sadece bizim için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ticaret ortaklarımız için de önemli bir avantaj. Çünkü biz biliyoruz ki uç noktalardaki fiyatların kalıcı olması mümkün değil. Gelişmiş ülkeler artık
şunu çok iyi biliyor. Türkiye küresel tedarik için eşsiz bir adres. 2 yıllık salgın sürecine baktığımızda salgının ana şokundan hepimizin gayretiyle güçlenerek çıkacak potansiyeli de kesinlikle sahibiz. Sonuç olarak kıtaların kavşak noktasındaki Türkiye yeniden şekillenmeye başlayan küresel tedarik zincirinde kavşak noktası olmaya en yakın adaydır. Bundan sonrası bizim kararlılığımıza, şevkimize ve hızımıza bağlı. Bu tarihi fırsatı değerlendirmek için hükümet tarafıyla, kamu, sanayici ve ihracatçısıyla, ticaret erbabıyla büyük hepimize görev düşüyor. Zaman yakınma değil, yekinme zamanıdır. Ve bir ve beraber olursak, görevimizi en iyi şekilde yapmak için çaba gösterirsek, devletimiz ve ülkemiz için çalışırsak, başarı da kaçınılmaz olur.